Herkese selamlar. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Öncelikle kanalı belli bir zamandır takip ediyorsanız shortslarda çizgi roman karakterleri tanıttığımı biliyorsunuzdur. İşte bu videoları daha detaylı bir şekilde TikTok hesabıma yüklüyorum. Kanalda bağlantısı olsa da böyle bir video ile de tanıtmak istedim. Şimdi izleyeceğiniz Darkhold hikayeleri TikTok hesabımda da bulunuyor. Eğer TikTok kullanıyorsanız hesabı takip etmeyi unutmayın. Şimdi hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Bu korkunç hikayeleri geçmeden önce biraz arka plan bilgisi vermeliyim. Kuton, Marvel çizgi romanlarındaki eski tanrılardan biridir. Kara büyünün ustası olan Kuton, tüm bilgilerini ve büyülerini Darkhold adlı kitaba aktarır. Bu kitabı hem WandaVision'da hem de Doctor Strange Multiverse of Madness'ta görmüştük. Darkhold'un kara büyüyü barındırması, onu okuyanlara büyük güç verse de zamanla akıllarının ve ruhlarının kaybolmasına yol açıyor. Aynı şekilde okuyanları yozlaştırıyor. Kuton başka bir boyutta hapistir ve Darkhold aracılığıyla dünyaya gelip istila etmeyi planlar. Doktor Doom da bilgi edinmek için Kuton'un bulunduğu boyuta gider ama çok ağır bir şekilde yaralanır. Scarlet Witch de Darkhold'u korumak için Spider-Man'i, Iron Man'i, Blade'i, Wasp'ı ve Black Bolt'u çağırır. Bütün bu karakterler Kuton'u durdurmak için son çare olarak Darkhold'u okumaya karar verirler. Ama bu çok kötü bir fikirdir. İşte Darkhold'dan hikayeler. Bu evrende her şey ve herkes zamanla parçalanıyor. Peter da insanları ve binaları ağlarıyla sarıyor. Fakat ağları 3 saatte çözüldüğü için bunu her gün ama her gün yapmak zorunda kalıyor. Peter bir tedavi bulmak için Reed Richards'la birlikte çalışıyor. Reed kendi parmağını kesip Peter'ın ağ sıvısıyla karıştırıyor ve daha güçlü bir ağ yapmayı başarıyor. Bunu Venom'la da yapabileceğini söylüyor ve Peter Venom'u bulmaya gidiyor. Bulduğunda ise Venom, Eddie'nin öldüğünü söylüyor ve Peter'la gelmeyi reddediyor. Artık akıl sağlığını kaybeden Peter, çoktan ölen eşi Gwen'le yıl dönümlerini kutluyor ve Reed'in yanına gidiyor. Son çare olarak Reed'e iğne yapıp kendi ağıyla birleştiriyor ve şehri kurtarıyor. Ama tüm bu süreçte Reed hayatta ve akıl almaz bir acı çekiyor. Bu tüyler ürpertici Iron Man hikayesi aslında klasik başlar. Tony Stark, göğsündeki şarapnel kalbine ulaşmasın diye Demir Adam kostümünü icat eder. Hatta kostüm sadece bunu yapmaz, Tony'yi her anlamda iyileştirir. En azından başta böyle gözükür. Tony kostümün kol parçasını çıkartırken tüm derisi de zırhla birlikte gelir. Pepper bu korkunçluğa dayanamaz ve kol parçasını geri takar. Bu da Tony'nin acısını dindirir. Tony hem inatçılığı hem de insanlara yardım etmek istediği için kostümü giymeyi bırakmaz. Sadece geliştirmeye ve hatalardan ayıklamaya çalışır. Günler böyle geçer. Ve bir gün Pepper gördüğü şey karşısında çığlıklara boğulur. Tony farkında olmadan kostümü giymiştir ve kostüm neredeyse tüm cildini eritmiştir. Pepper Tony üstünde bir tarama yapar ve Tony'nin kostümü çıkartırsa öleceğini söyler. Tony kostümü düzeltmekte kararlıdır. Bu yüzden de izolasyon protokolünü başlatır. Kendini herkesten soyutlar. Pepper yaptığı yeni taramada Tony'nin tüm etlerinin eridiğini, kafatasının yok olduğunu ve zırhın kablolarının beynine girdiğini görür. Bunları Tony'ye söyler. Fakat Tony bunda bir problem görmez ve kendi başına çalışmaya devam eder. Bir gün artık akıl sağlığını tamamen kaybeden Tony, Happy Hogan'ı ve Jarvis'i yakalar ve onları da Demir Adam kostümlerine koyar. Pepper çaresiz yardım için bağırır fakat onu kimse duymaz. Tony gelir ve Pepper'ı ona özel olan Demir Adam kostümüne götürür.